taraflarındaki spor malzemesini biz sahaya çıkmadan bir ay önce elimize geçeceğini ve hiçbir eksiğinin olmayacağını kendisi davet ettiler. Sözünüzdesiniz değil mi efendim? Yönetim kurulu adına. İşe başladığımız zaman o işin bitmeden yani, olmaz. Yani 14 bin dolarlık masraf, 14 bin GTL'lik masrafın yarısını Sayın Malkoç karşılıyorlar. Kendilerine çok çok teşekkür ederim. Trabzon'da başka faaliyetler olsun. Biz elimizden geleni esirgemeyiz ama bu demek değil, bu bizim ilk defa bir işimiz değil yani böyle dernekler. Ben eski dernekçi, 20 senelik dernek oldum ben. Onun için böyle şeyler hakikaten çok faydalı. Şimdi böyle yapılmadan kim herkese acaba bir hayal gibi geliyor ama bu işe başlanıp girişilirse meyvesini verdiği zaman herkes görecek. Belki biz görmeyiz, yazımız, yaşımız ileri olmasına rağmen. Bu iş ama kaç senedir gidiyorsun? Hakikaten çok önemli. Yani bizim Köprübaşı'nın insanı, gençleri çok zeki. Bakın, hocalar ordusu var yanımızda. Bu kolay bir şey değil. Ya. Küçücük bir Köprübaşı'na bunu gidip Ankara'da, İstanbul'da söylediğiniz zaman bir Köprübaşı'ndan 3 tane milletvekili, bilmem 2 tane bakan, buna hiç kimse inanmaz. Böyle bir küçük belediye. Onun için tabii elimizden gelen her şeyi bize bana ve şahsıma bile yetiştirdik bize. Yani Türkiye'nin en başarılı valilerini yetiştirdik. İşte diyorum size bakın sağımızda solumuzda hocalar ordusu var. Ama işte valimizin tabi başına getirelim de biraz desteğini alalım. Ne zaman gelecek valimiz? Vali bir ay olmadı gidelim. Buradaydı valim. Buradaydı. Herhangi gelebilir. Evet, bizim Köprübaşı aklımı biraz daha bir şey temas etti. Erzurum, Bayburt yolu çok önemli bir faktör. Ben inşaatçıyım, 45 senem hep inşaatlarda geçti. Yolcuyum, hava meydancı, limancıyım kendim. Onun için Bayburt yolu ben geçen gün Araklı'dan, Araklı yolu var şeyden, dağ başından Arbalı'dan giriyor. Evet. Oraya cesaret eden insanlar bizim orası 3 günlük. Bizim orası yani çok. Oraya gidip çok, burada gitmeyen arkadaşlara tavsiye ederim. Oraya bir gitsin görsün ne biçim yerleri yarıyorlar, ne biçim dağları. Ben Suudi Arabistan'da, Libya'da öyle dağlar gördüm. Dünyada başka bir yerde görmedim. Avusturya'da var. Onları da hep şeyle geçmişim. Şimdi bakın, böyle bir yere cesaret etmişler. Kalbim yolu gidiyor orada. Yani ne geliyor, ne gidiyor, daha doğrusu gidenler hakkında çok fazla bilgi veriyorum. Hakkında ufak bir bilgi vereyim ben o zaman. Şu ana kadar ki olan bütün, 2005 yılına kadar olan bütün harcamaların dışında bizim elimize geçen para 200 lira Kutluhan verdi. 150 daha verecekti, vermedi. 350 de Dursun Yaşar diye bir arkadaşımız var yönetim kurulunda, o verdi. Onun dışında benim harcadıklarım var, şey olarak, faturalar olarak, nerede harcadığımı gösteren bir para var. Bir de Sayın Malkoç'un bize vermiş olduğu destek. Başka bir şey yok. Para vermiyor. Malkoç Bey'in katkılarını başlangıçta zaten söylemiştim. Ama onun haricindeki gelirlerimiz genelde değil ama hiçbir şey yok. Ben hiçbir şey yok. Diyor ki yani bu faaliyetler paraya dayanıyor. Evet. Özellikle de birkaç branşta eğer onu göstereceksek oldukça masraflı olacak ama tabii Adnan Bey gibi bir başkanımız, işte Naci Bey gibi bir dernek başkanımız ve belediye başkanımız olduktan sonra herhalde bir dernek var mı? Hocama teşekkür ediyorum. Ben biraz üniversite Sayın Sabahattin Bey sözü buyursunlar. Bir tane eski belediye başkanımız hizmetleri oldu. Şimdi hem de biliyorsunuz trafik sorunumuzdur yani gerçi. Spor. Bunun da fikirlerini alalım kısaca. Evet, ben de herkese teşekkür etmek istiyorum. Ben. Tabii ki bu işe bir zaman oldu başlayalım. Yani 2000'lerde başladık. Ama halen pek fazla bir ilerleme yapılmış değil. O spor sahası gerçekten bizim zamanımızda düzenlenmişti. Orada bir mal sahipleri o yeri bize tahsis etmiştiler, vermiştiler. Biz de imkanlarımızda o yeri düzeltmiştik ve yapmıştık.
Şimdi orada Sayın Başkan söylediğine göre eğer istinat duvarı yapılırsa, bir köprü yapılırsa ondan sonrası kolay. Belediye imkanları ileride çok rahatlıkla yapılabilir. Yani önemli olan istinat duvarı ve köprü yapıldıktan sonra belediye orayı kendi imkanlarıyla çok rahatlıkla yapabilir. Bunun yanında tabii ki Sayın Başkan bu kulüple ilgili bazı bilgileri verdi bizlere ama yani oradaki gençliği, spor gençliğini ne durumda orada futbol oynayabiliyoruz veya bu ilde nerede karşılaştırma yaptırabiliyoruz en önemlisi bu. Maç ne kadar fazla yapılırsa o kadar tecrübe sağlıyor. Yani şu ana kadar ben de eskiden oynadık gençlik yıllarımızda. Ben de oynadım. Tabii ki elimizden geldiğince bütün iş adamlarımız olarak, zengin şahıslarımız olarak eğer bu işe destek çıkılırsa, samimiyetle destek olunursa yapılmayacak. Bir şey yok. Yapılmaz. Mümkün değil. Yapılmaz. Fakat önemli olan maddi destek, yani parasal destek. Diğer destekler orada yapılmıştır. Sahamızda yapıldıktan sonra, spor kontekste yapıldıktan sonra yapılmayacak bir şey. Ve şu anda tam zamanı arkadaşlar, yani tek başına bir iktidar. Bizde böyle imkanlar yok. Bizim zamanımızda bu imkanları yakalayamaz. Sağ olsun başkanımız o zaman çok büyük katkıları olmuş. Ama şunu öz eleştiri olarak alalım arkadaşlar. Köprü başına 4 senedir, 5 senedir, 6 senedir bu iktidar döneminde öyle fazla bir yatırım gelmedi. Başkanımız gayretleriyle bir şeyler getirdi ama bugün o arsanın yeri, yani orada yapılacak pansiyonun yeri, ben onu 2000 yıllarında aldım o pansiyonu. O zaman oranın yerini $2000 vererek almışız biz belediye olarak. Yani o orası vakfa devredilse bile vakıf kimdir? Kaymakamdır vakfın başkanı. E siyasi otorite onu aşamamışsa şu ana kadar kusura bakmayalım. Arkadaşlar burada biraz beceriksiziz yani. Yani ben oranın 2000 yılında... Şimdi şey... Hayır ben bir dakika onu söylemek istiyorum. Yani yerel olarak bu işlere daha fazla öncelik vermemiz gerekiyor. Ben onu demek istiyorum. Yani orada Allah rahmet eylesin Alaaddin Bey zamanında köprü başına ne geldiyse kamu yatırımları Alaaddin'le biz beraber birlikte olduk ve parçalıklı bir iktidar döneminde köprü başı hastanesinden, dostanesinden, hükümet binasından her şeyi getirdik. Şimdi yani 5-6 seneden beri oraya bir pansiyon yapılmaması bana göre biraz eksikliktir başkan. Yani oradaki şeyi Bayefendi'nin vakit vermiyor diye ona katılmıyor. Beraber okuyalım. Senin döneminde 2003'e kadar yapılmayacağı kesin olarak 2 sene evvel gelmiş. Yani biz o zaman kendisinde yeniden iktidarın bir parçası istiyordu yapılmasını, ya öbür parçası istemiyordu. O zaman engel var. Köprü başına benim emniyet müdürlüğünü getiriyordum. O zaman karar çıktı. Bakanlıktan karar çıktı. Emniyet müdürlerinin müdürlüğü gelmesinin birileri engelledi orada. Yani olayı, ama şimdi öyle bir olay yok. Orada tek başına şu anda iktidar var yani. Ben onu demek istiyorum. Yapılabilir siz siyasi. Hayır ben sizi dengi etmiyorum başkanım. Buradan alınmayın. Ben şunu demek istiyorum. Köprü başına şu 5 yıl